Sena Hanım, ne durumdasınız şu anda? Vallahi iyi, sıkıntı yok şu anda. Ali'ye anne gidince biraz rahatladım sanki ha. Düdüklü tencerenin sesi bir garip gelmeye başladı sanki. Beni de rahatsız edin, ne yapacağım? Sence ne yapmalıyım? Düdüklü, düdüklü. Sena, niye kapamadın? Pişti mi sence oğlum? Evet, şimdi kısıyorsun, şimdi kısıyorsun. Nasıl gidiyor Sena? İyi bence, sıkıntı yok ya. Tamam, eti de koydun saca. Ha ama dur. Aman Sena, Sena eti karıştırıyoruz. Çok sık olmasa bile arada bir karıştır. Şimdi yavaşa koyduk. Hı. Yavaşa koyduğu için Sena'nın yanma gibi şeyi yaşamaz. Bu mutfakta hiçbir şey ama, yavaş olamaz bence ama. Hayır, et yavaş yavaş olmak zorunda. Et yavaş yavaş olmak zorunda. Ama diğerleri hızlı bir sürede akacak. Peki ben biraz müsaade isteyeceğim sizden. Sevgili Sena ve Ali Hanım, sen de işine bak rahat rahat inşallah her şey yetişecek, tamam mı? Tamam Zoya. İnşallah. Tamam, inşallah. Hani, yani panik olmayın ama seri olun. Tamam mı? Tamam. Gerilmeyelim lütfen. Tamam. Evet, güzel olacak. Yetişecek inşallah her şey. İnşallah. Güzel güzel yiyeceğiz. Ben hiçbir şey yemiyorum, seni bekliyorum akşama. Tamam. Açın bak, özel kapının sütle çay yükseldi. Evet, tamam. Evet. Karan evet. Ben gideyim karama bakayım. Hadi sonra tamam. Yine gelirim. Tamam. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Tamam bak, attım içine. Evet. Şimdi kaseleri artık doldurayım diyorum. Sütlaçı severim. Fırında olunca üstünü güzel yakarsa severim. Üstünü neyle yakacak acaba? Yumurta sarısıyla yaparsa birazcık kokar. Eğer şeker atıp güzel de kızarır yanmadan çıkarırsa neden olmasın? Gelinimiz sütlaç kaynadıktan sonra güveçlerini hazır ediyor. Bu aşamadan sonra sütlaçlar fırınla buluşacak. Sen abi eti karıştırsan. Yok, ete daha yeni şey yaptım ya. Vallahi daha yeni karıştırdım. Sen karıştır şunu, bayılacağım. Ya gel bak, gel. Gel. Karıştır. Bakar mısın bak? Alt üst yap. Ya o alt üst yapacak hiçbir şey yok şu anda. Olsun. Olsun. Yok olsun. Yok, vallahi olsun. Yok. Al alt üst yap. Al. Bak yapıştı. Gördün mü? Elim yandı, gördün bırak mü? Bırak onu elinden. Bırak onu elinden. Öyle şeyi sacı tut. Ya bir şey yok şu anda. Ezir anne. Bir şey yok. Ben sütlacımı dolduracağım. Sacdaki etler mutfakta başlı başına bir polemik konusu. Ama vakit hızla daralıyor. Sena Hanım vakit yitirmeden sütlaçlarını güveçlerle buluşturuyor. Ve güveçlerin fırınla buluşma anı. Şimdi ne yapacağız Sena Hanım? Kişe geçeceğim, tavuklu hamurunu kişe. Yoğuracaksın. Hı hı. Tavuklu kiş, tavuklu kiş, kiş hiç duymadım. Tavuk şiş olur benim bildiğim. Tavuk şiş, tavuklu kiş. Nasıl bir şeydir tavuklu kiş? Yiyince anlarım bakalım nasıl bir şey tavuklu kiş. Gelinimiz tavuklu kiş için soğanlarını piyazlık iri iri tavasına doğruyor. Doğruyor doğramasına ama soğandan haliyle mutfakta gözyaşları da sel oluyor. Ağladım. Sena Hanım, yemeğimizin adını tekrar hatırlatabilir misiniz? Tavuklu kiş. Tavuklu kiş için kaç soğan doğradınız Sena Hanım? Bir tane soğan doğradım. Bir büyük soğan yeterli oluyor. Patatesimi de soyacağım şimdi. Sütlacı vanilyasını koydun mu? Koymadım. Niye hatırlatmadın? Dur. Şöyle şey yapıp karıştırayım değil mi? Evet, çabuk. Ya niye hatırlatmadın, unuttuğum şey o benim of. Ya. Niye hatırlatmadın? Ama işte bak, benim programıma göre gitseydin Sena, bunlar ya böyle olmayacak. Ya ne alakası var sana senin programına göre? Sana daha önce dedim, hepsini dedim. Tek tek ayarlayıp kenara koyacaksın yapacağım malzemeleri.